Şu anda Merkez Bankası'nın brüt olarak 700 ton altını var. 500 ton daha ilave ettiğiniz zaman 1.000 ton olur. Dünyada baktığınız zaman merkez bankalarında ne kadar altın var diye en yüksek altın miktarı 8.300 tonla Amerika'da, 3.000 tonla Almanya'da, 1.000 tonla İtalya ve Rusya'da gibi gibi böyle miktarlar var. Onun için bizim 1.100 ton veyahut da hani %15'i toplanmış olsa bile 750 ton gibi bir rakam Merkez Bankası'nı bir kısmı da muazzam karşılık olarak geldiği zaman bunun Merkez Bankası'nın dış piyasa görünümünde kredibilitesi de artabilir ve bu nedenle de bu kredi alma konusunda itibar da artabilir. Ayrıca bu altınlar bankada tutulacak da ne yapılacak? Bizim kuyumculuk sektörüne kredi olarak kullandırılabilir. Özellikle biz katma değeri yüksek ürün üretiyoruz sektör olarak ve ihracatımız da oldukça yüksek. Dolayısıyla bir kaynak eksikliği de hissediliyor piyasada sektör olarak. Bu kaynak eksikliği de giderilir. Aynı zamanda hem vatandaş hem de ekonomi bundan yararlanmış olur diye düşünüyorum. Çünkü biz hakikaten bir ölü yatırımın üzerinde oturuyoruz ama buna rağmen dışarıdan kaynak bulmaya çalışıyoruz. Aslında biz bir kaynağın üzerinde oturuyoruz. Bunu bu şekilde sisteme kazandırmak çok da faydalı olur diye düşünüyorum. Mehmet Ali Bey, son olarak malum altını konuşuyoruz. Biraz da altın fiyatlarına dair beklentinizi de öğreneyim. Zira önümüzdeki saatlerde Amerikan enflasyon rakamları açıklanacak. Altını ne derece etkiler? Altının seyrine dair beklentiniz nedir? Düşer mi, yükselir mi? Biliyorsunuz daha önce enflasyon geçici falan diye ifade edilmişti Amerikan Merkez Bankası tarafından da, ama şu anda ciddiye alınmış bir rakam var. Daha önce %2 olsa biz bunu sürdürebiliriz demişlerdi. Şimdi %7'lerde seyrediyor. Yine bugünkü gelecek olan enflasyon da buna yakın, yıllık bazda buna yakın bir seviye olmasını ben bekliyorum. Tabii altının özellikle enflasyona karşı koruma özelliği şimdilerde daha da öne çıkmış durumda. Her ne kadar Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz artırımları bekleniyor ise de bu beklenti satın alındığı için altın fiyatları bir miktar daha yükselebilir diye düşünüyorum. Buna artı bir de özellikle Ukrayna bazında yaşadığımız jeopolitik gerginlikler de bugünlerde etkili. Dolayısıyla benim şu andaki beklentim 1800 dolarların üzerinde ons bazında tutunmaya devam edecek. Belki önümüzdeki aylar itibariyle 1875-1900 dolar ons seviyelerini görebiliriz. Bu da geçen sene gördüğümüz işte 1950 dolar seviyelerine doğru bir toparlanma söz konusu olabilir. Bu noktada içeride de dolar TL sabit bir seyir izliyor şu anda 13.50, 13.60, 13.70 gibi. Bununla çarpan etkisini düşündüğün zaman şu anda içeride 801 lira olan 24 ayar altının gram fiyatının muhtemelen 825-850 lira TL seviyelerine önümüzdeki aylar itibariyle görebiliriz. Sene bazında ise muhtemelen 1000 lirayı tekrar göreceğiz diye düşünüyorum.